Parçada felsefenin aşağıdaki işlerlerin hangisi üzerinde durulmuştur? Sokrates, sorgulanmayan bir yaşamın yaşanmaya değmez olduğunu söylemişti. Gerçekten de hemen her insan hiç değilse yaşamının bazı kırılma dönemlerinde yaşamın bir anlamı var mı? Niçin bu dünyadayım? Bir şeyin doğru ya da yanlış kılan şey nedir? Zihin bedenden farklı mıdır? Ölümden sonra insana ne olur türünden sorular sorar. İşte bu insan Sokrates'in sözünü ettiği anlamla bir sorgulamayı başlatmış demektir. Paragrafta neyi anlatıyor arkadaşım? Paragrafın tamamında insanın şöyle ya da böyle, kısa ya da uzun olsun bir dönemde bir sorgulamaya giriştiğini, bir bilinçlenme içinde olduğunu, bir eleştiriye tabi tuttuğunu söylüyor yaşamını. Şimdi şıklara bakalım. Adana, ön yargılardan uzak, farklı fikirlere açık olabilmesi midir anlatılan felsefenin işlevi? Hayır değildir. Özgür ve yaratıcı düşünme midir? Değildir. Çok yönlü bakış açısı mıdır? Değildir olgu ve olaylara akıl yoluyla çözümleyebilmesi midir? Değildir. Nedir hocam? Edirne'ye bakalım. Yaşamın anlamı ve değeriyle ilgili eleştirel bir bilinç geliştirmesidir aranılan istenilen felsefenin işlevi cevap Edirne. Parçadan hareketle felsefenin aşağıdaki hangi işlevi karşıladığı söylenemez. Felsefi tartışmalarda tarafların fikirleri ifade edilmeye değer kişiler olarak birbirlerine saygı gösterme konusunda anlaşması örtük bir sözleşme imzalaması gerekir. Böylece herkes serbestçe konuşabilir, şiddete başvurmadan tepki gösterebilir, düşüncelerini ifade edebilir, araştırmalarını özgürce yapabilir. Bu türden fikir çatışmasında kişisel hoşgörü esastır. Ancak görüş birliği şart konuşulmaz. Karşılıklı saygı içerisinde anlaşmamakta anlaşmak esastır. Bakalım hangisi felsefenin işlevi olduğu söylenemez. Adana farklı toplulukların bir arada yaşayabileceği hoşgörü ortamını mı sağlar? Kesinlikle evet. Bursa'ya bakalım. Toplumsal grupların birbiri hakkındaki ön yargılarını mı giderir? Felsefenin bir işlevi midir? Kesinlikle evet. Ceyhan, bilimsel buluş ve çalışmalarda öncü mü olur? Bilimin besinden bahsetmedik. Böyle bir şey parçada dahi yok. Denizli'ye bakalım. İnsanların kendini özgürce ifade edebileceği bir toplum mu oluşturur? Evet, altında çizdik. Edirne'ye bakalım. Demokrasi bilinci kazanmış bir toplum mu oluşturur? Kesinlikle evet. Birbirine saygı duyan ve birbirinin haklarını gözeten bir toplum oluşturmasını sağlar. Ceyhan'la ilgili bir durum söz konusu değil. Doğruca C olacaktı. Parçada felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Kolayca fark edilmese de bir iddia veya bir fikir karşısında bilimsel kanıt isteyen veya olayları daima bilimsel bir biçimde açıklamaya çalışan kişinin tavrında haklı ya da haksız, doğru ya da yanlış bir takım inanç ve kabuller saklıdır. Bu kişi bilimin yanılmazlığına, her konuda kesin bilgiler sağladığına ilişkin örtük ya da açık bir inançtan hareket etmektedir. Felsefeci sorgulamalarıyla bu örtük kabul ve bağlanmaları açığa çıkarır. Yani felsefe ne yapıyor? Bireylerin kabul etmediği, ister kabul etsinler ister etmesinler ön yargılarını, ön kabullerini ve tarafsızlıklarını ya da taraflıklarını ortaya çıkarmaktadır. Şimdi şıklara geçebiliriz. Adana, akla dayalı ve tutarlı düşünmeyi alışkanlık haline getirir mi felsefe? Getirir ama parçada vurgulanan bu mudur? Değildir. Bursa'ya bakalım. Farklı olay ve durumlarla ilgili farklı potansiyel ve seçenekleri görmemizi felsefe sağlar mı? Sağlar. Parçada vurgulanan şey bu mudur? Değildir. Ceyhan'a bakalım. Birlikli ve tutarlı bir dünya görüşü geliştirmemize yardımcı olur mu felsefe? Olur ama parçada vurgulanan bu değildir. Denizli'ye bakalım. Eleştirel düşünme yoluyla kabul ve inançlarımızla ilgili bilinçlenmemizi sağlar. Cevap bu mudur? Aranılan budur. Değerli arkadaşım ne demişti? Sorgulamalarla bu örtük kabul ve bağlanmalarımızı açığa çıkarır demişti. Dolayısıyla cevap deniz olacak. Edirne'ye de baktığımızda merak duygusundan bahsedilmiştir. Aranılan cevap denizidir. Parçaya göre felsefe aşağıdakilerden hangisi açısından bireye katkı sağlar? Yani bireysel işlevinden bahsediyor felsefenin. Okuyalım. Felsefe öğrenmenin ve felsefe yapmanın avantajlarından biri de felsefenin sorunların kökenine inmede belirli bir konuyla ilgili seçenekleri görmede doğruyu seçmede yardımcı olmasıdır. Gerçekle gerçek olmayanı, doğru ile yanlış olanı, önemli ile önemsizi, istenmeye değer olan ile değmeyecek olanı ayrıt etmeyi gerektiren birçok durum vardır. Bu gibi durumlarda Felsefe kişiyi yanlış olanı onaylamaktan, değersiz olanla yetinmekten sakınmayı öğretebilir. Bu türden bir sakınma ezbere bilgi ve yanıtların körü körüne kabul edilmesiyle değil, kuşkucu bir yaklaşım ile peşin yargıların ve kabullerin eleştiri süzgecinden geçirilmesini gerektirir. Bu da felsefeyle mümkündür. Bakalım, Adana, değerle ve doğrulukla ilgili eleştirel düşünme alışkanlığını kazanma bireye sağlanan katkı bu mudur? Kesinlikle budur. Hocam nereden çıkardınız? Hemen çıkardınız. Arkadaşım bakın son paragrafta istenilen cevap buradadır. Ve hemen buraya okuduğumuzda bakın ne diyor? Kuşkucu bir yaklaşım ve peşin yargıların kabullerin eleştirisi süreçinden geçirilmesini gerektirir diyor. Dolayısıyla aralan cevap budur. Diğer şıklara bakmamıza bile gerek yoktur. Epikuros'a göre felsefenin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Hazcı ahlak anlayışını benimseyen Epikuros, hazzı acının yokluğunda görür. Özellikle ölüm ve ölümden sonraki hesap korkusu gibi manevi acıların yokluğunda. Bu nedenle felsefenin zaman öldürmeye yarayan boş bir gevezelik ya da akıl oyundan ibaret lüks bir uğraş olarak algılanmaması gerektiğini bireyin karşılaştığı engelleri, acıları ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir uğraş olduğunu savunur. Bakalım Adana Hoşgörü yaygınlaştırmadan bahsediyor Epikuros. Hayır. Bursa toplumsal barış ve adaleti sağlamaktan hiç bahsedilir mi? Hayır hocam. Ceyhan'a bakalım. Bireyi mutluluğa götüren iç huzura ve tanrısal sevgiye ulaştırmak mı? Eğer tanrısal sevgi demeseydi bunu işaretleyebilirdik ama Epikuros'un kendisi öteki dünya inanmıyor ki tanrısal sevgiden bahsedelim. Denizli'ye bakalım. Bireysel mutluluğa giden yoldaki engelleri kaldırmak olabilir mi? Evet, nereden çıkarıyoruz? Bakın hocam şu paragraftan da çıkarabilirsin. Denizli'ye bakalım. Hakikat ve hikmet yolunda insana rehberlik etmek gibi bir durumu yok. Cevap Denizli olacaktır. Parçaya göre felsefenin işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fransa aydınlanmacı filozof D'Alembert 18. yüzyılı felsefenin yüzyılı olarak ilan eder. Doğa bilimleri, matematik ve fizikteki ilerlemelere rağmen ona göre insanı esas tatmin eden şey yeni bir felsefe yönteminin bulunup uygulanmaya başlanmış olmasıdır. İşte felsefe böylece yeni bir metodun bulunmasıdır ki yeni düşüncelere bu kadar çok heyecan vermektedir. Öyle bir heyecandır ki benzerine insanlığın en önemli dönüm noktalarına rastlanmaktadır. Bu heyecan zihinleri kaynatmaktadır bugün bilimlerin ilkelerinden, dinin temellerine, metafiziğin sorunlarından, beğeniye hatta müziğe ilişkin sorunlara kadar her şey, her şey tartışılmakta ve eleştirilmektedir. Alembert'i heyecanlandıran şey nedir? Felsefe ile birlikte zihinlerin kaynaması, heyecanlanması, her şey tartışma ve eleştiri konusu yapmasıdır. Hadi gelin bunu şıklarda bulalım. Adana, insanların kendini özgürce ifade edebileceği bir toplum oluşturmasına hizmet eder. Burada özgürlükten daha çok eleştiri ortamı ve zihnin kaynamasından bahsediyor. O halde Adana sen olamazsın. Bursa'ya bakalım. Her şeyin eleştirilebildiği canlı bir düşünce ortamının oluşmasını sağlar. Evet işte aradığımız burada. Her şeyin bakın eleştirilebildiği, her şeyin tartışma konusu yapılabildiği canlı bir düşünme ortamından bahsediyordu. Cevabım Bursa bitiyor mu? Bitmesin. Ceyhan'a da bakalım. Toplumsal sınıfların ön yargılarının giderilmesinden bahsedildi mi? Hayır hocam ele gitsin. Denizli'ye bakalım. Bilimsel ve teknolojik gelişmeden bahsedildi mi? Hayır hocam ele gitsin. Edirne'ye gelelim. Farklı toplumların bir arada yaşaması için hoşgörü ortamından bahsedildi mi? Hayır hocam. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Parçada felsefe ve toplum ilişkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur? Doğa filozoflarının Varlığın ilk neden ve unsurları konusuyla birbiriyle uyuşmayan fikirlerinden sonra Sofistler bilgi ve değerlerin göreceliğine dayalı bilginin imkanını reddeden bir felsefe ortaya koymuştur. Böylece felsefenin odağında varlığı değil, bilgiyi, değerleri ve insanı koyan yeni felsefeler ortaya çıkmıştır. Bu durum sadece felsefenin düşünsel iç gerekleri ve imkanları ile değil, aynı zamanda konuşma ve tartışma sanatının ikna kabiliyetinin öne çıktığı demokratik şehir devleti yönetimiyle ilgilidir. Bakın buraya bir virgül koyalım ve şurayı yorumlayalım. Burada ne demek istiyor? Diyor ki felsefenin yeni dönüşümü sadece felsefeyle olmamış, iç gerekleriyle olmamış, toplumsal koşullarla olmuştur. Demek ki felsefe ve toplum karşılıklı etkileşim içindedir. Diyelim ve devam edelim. Sofistler demokrasiyi kadınları, köleleri ve yabancıları yok saydığı için özürlü de olsa tartışmalarda kazanmanın ön plana çıktığı bu ortamda mantık oyunlarına dayalı retoriklerini satma imkanı buldular ve her şeyin göreceliğine dayalı felsefelerini ortaya koydular. Bakalım felsefe ve toplum ilişkisi ilgili ne diyeceğiz? Adana felsefenin toplumun demokratik yönetimine kavuşmasını sağladığını, demokratik yönetimle ilgili bir durum var ama engelli bir demokrasi var. Dolayısıyla bu olamaz. Bursa'ya bakalım. Felsefenin karşılıklı hoşgörüye dayalı tartışma kültürünün toplumlara egemen kıldığı karşılıklı bir tartışma var ama bunu egemen kıldığı ile ilgili net bir bilgi elimizde yok. Ceyhan'a bakalım. Felsefenin toplumsal gereksinlere cevap verdiği ve toplumsal koşullarda etkileştiği diyor. Hem gereksinlere cevap veriyor hem etkiliyor hem etkileşiyor. O halde aranılan cevap budur değerli arkadaşım ki yorumumuzda da aynısını söyledik. Denizli'ye bakalım. Felsefenin toplumdan uzak, kendi sırça köşkünde düşünen filozoflar ile yükseltiline dair bir e, ibare yok. Artı böyle bir şey de felsefe için geçerli değildir. Edirne'ye bakalım. Felsefenin temel görevinin toplumlarla ilgili ekonomik siyasal beklentilere cevap verme gibi bir durum söz konusu değil. Cevap Ceyhan. Parçada aşağıdaki yargılardan hangisi eleştirilmektedir? Bakalım. Evet felsefe birincil olarak fikirler hakkındadır. Ancak bu felsefenin sosyal yaşamdan uzak ve kopuk olduğu anlamına gelmez. Felsefi fikirlerin pratik yaşamımızda etkilerini görmek için de çok da uzağa gitmeye gerekmez. Rawls'ın Bir Adalet Teorisi adlı kitabına bakmak yeterlidir. Akademik çerçevede A Theory of Justice'ın 1971'de yayınlanmasıyla siyaset felsefesi üzerine akademik çalışmalarda yeniden canlanmaya yol açması bakımından önemine dair genel bir mutabakat vardır. Çalışmaları, iktisatçı, hukukçu, siyaset bilimci, sosyolog, sağlıkta kaynak dağıtımıyla ilgilenenler ve tevhidlardan ciddi bir ilgi görmüş disiplin sınırlarını aşmıştır. Ravs, Birleşmiş Devletler ve Kanada mahkemelerinde sıklıkla alıntı yapılması ve Birleşmiş Devletleri ile Birleşik Krallık politikacılarının atıfta bulunmasıyla öne çıkmıştır. Ne demek istiyor arkadaşım genel olarak paragraf? Diyor ki felsefe öyle sırça kürestte oturan, soyut şeyleri yazan toplumdan uzak insanlar değildir. Felsefe aynı zamanda teori gibi pratik yanı da vardır. Sadece teorik değildir, sadece havada kalan değildir diyor. Şimdi bunu şıkta bulalım. Adana. Felsefe salt kurgusal ve soyut bir uğraştır. Bu mu eleştiriliyor? Kesinlikle evet. Bakın sadece kurgusal değildir felsefe, sadece soyut bir uğraş değildir, pratik etkilerini de A Theory of Justice'da gördük. Diğer şıklara bakalım mı? Bakalım. Bursa felsefe varlığın bilimsel, bilimden hiç bahsetmedik. Felsefe kesinlikten uzak, kesinlik, netlik. Hiç bahsetmedik. Denizli'ye bakalım. Felsefe öğrenilmez, sadece felsefe yapmak öğrenilebilir. Güzel bir şık şey olmuş ama alakası olmamış. Edirne'ye bakalım. Felsefede üretilen bilgiler doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz seviyede. Biz onun doğrunu ve yanlışını tartışmıyoruz ki felsefede doğru yanlış yoktur. Cevap Adana'dır.